Kanal Avrupa izleyenleri, Kocaeli-İzmit'teki sektörler arası yolculuğumuz devam ediyor. Şu anda İrem Rentekar'dayız ve yanımızda firma sahibimiz Orhan Sakçı Bey var. Merhabalar Orhan Bey. Merhaba. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler? Çok teşekkür ederim, biz de çok iyiyiz. Orhan Bey, öncelikle izleyenlerimiz için kendinizi tanıtır mısınız bize? Orhan Sakçı kimdir? 32 yaşındayım. Evliyim. Bir kızım, bir oğlum var. Allah bağışlasın. Sağ olun. Bu işe çocukluktan hevesten arabalara karşı bu şekilde başladık. Yaklaşık 7 yıldır bu işin içerisindeyiz. Araba alım satım olmak üzere 4 yıldır kiralama sektöründe ilerliyoruz, ilerlemekteyiz. Şu an 36 civarı aracımız var. Araçlarımız 2011 model, 2012 model, 2013 model olmak üzere dizel, benzinli, minibüs, jip, yani her binicinin her istediği şeye göre türden. Hitap etmekteyiz yani. Bu kişisel olsun, yani, aile araçları tabii ki, olsun, tabii öyle ki, değil mi? Tabii peki ki. Şey, diyelim ki bir şirket sahibi geliyor, hı-hı, birkaç aylığına araç, evet, kiralamak istiyor. Evet. Onlara da bu konuda hizmet tabii veriyor ki musunuz? Tabii ki. Şimdi şirketler olsun, diğer firmalar olsun, hastanelerdi, medikalcilerdi, diğer fabrikalar, yani araç kiralamaya ihtiyacı olan herkes için. Zaten zamanın, şu anki zaman şöyle, kiralamayı gerektiriyor bazı firmalar içinde. Evet. Şöyle gerektiriyor kiralamayı, aracı kiralıyorsunuz. Aracın hiçbir şeyle siz ilgilenmiyorsunuz, bütün her şeyle biz ilgileniyoruz. Bakımı olsun, lastiği olsun. Diyelim araç arıza yaptı, yolda kaldı, size tekrar ek araç, başka bir araç veriliyor, o aracın bakımı yapılıyor. Bunun gibi, bunu tabii fatura karşılığında alıyorsunuz, bu faturanın komplesini, KDV'sini giderinizden düşebiliyorsunuz. Hani şu an, bugün firmalar, fabrikalar, şahıslar bile araç kiralamayı tercih edebiliyor. Hı. Dediğim gibi, hani aracın hiçbir şeyle siz uğraşmıyorsunuz. Araçların zaten hepsi kaskolu. Kazaydı, ondan sonra ne bileyim bakımıydı, lastiğiydi, aküsüydü. Hiçbir şeyle siz uğraşmıyorsunuz. Bütün bunların sorumluluğu bizde. Bizde. Araçlarımızda dediğim gibi kasko olduğu için hani kafanız rahat, güvenli bir şekilde yeni sıfır kilometre araçlarla
Yani istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Bir nevi onlara her türlü hizmeti götürüyorsunuz tabii ayaklarına. Tabii ki. Artı bir de şey dikkatimi çekti. Mesela araçları bozuldu. Evet. Birkaç gün serviste kalması evet gerektiği zaman evet siz yerine tabii mağdur ki etmemek için, etmemek için yine yerine başka araç tabii veriyorsunuz. Tabii ki. Başka araç temin ediyoruz. Gerekirse, dilerse o araç onda kalabiliyor. Tabii ki mesela arıza yaptığı aracı biz tekrar kendi firmamıza çekip o araçta devam ettirebiliyoruz yani. Anladım. Hı-hı. Peki rent-a-car birazcık zor bir iş, öyle değil mi çok Orhan zor Bey? Çok. Çünkü bahsettiğiniz gibi evet 36 tane araç evet var. Birincisi evet her birini takip etmeniz gerekiyor. Tabii ki. İkincisi her kiraladığınız evet araç sahibini tanıma gibi bir lüksünüz yok. Şimdi ben şöyle söyleyeyim Hı-hı size. Ben bu işe başlarken 3 tane arabayla başladım. Şöyle söyleyeyim, biraz da özgeçmiş gibi olacak. Eşimin kolunda 5 tane bileziği vardı. O şekilde başladık. Şöyle söyleyeyim, hani kimseyi yolda bırakmadık. Gece telefonumuz çaldı, açmamazlık yapmadık mağduriyet gidermek için. Lastiği patlamış, aradılar, gittik mağduriyet gidermek için. Sıkıntıları var. Şöyle 36 tane aracınız var. 36 tane aracınızın nerede olduğu belli değil. E tabii ki bunlar takip oluyor. Şöyle sıkıntısı var. Acaba kaza mı yaptı? Acaba bir şey mi oldu? Acaba ne bileyim, hep böyle sıkıntıdasınız. Yani şöyle söyleyeyim, 24 saat telefonunuz bir kere açık olması lazım. Her an çalabilir. Evet. 24 saat arıza yapabilir. Kaza yapabilir. Her şey olabilir. O yüzden alıştık diyeyim ben size. Yani böyle sıkıntılar tabii ki olacak. Bu arabacılık yani böyle sıkıntılar tabii ki olacak ama alıştık bunlara. Alıştığımız için bazı işte kazaydı, ne bileyim lastikti, arızaydı, bunlar bize artık basit gelmeye normal başladı geliyor. Tabii ki. Peki bunlar için bir sisteminiz var mı Orhan Bey? Hani araçları takip etmek evet için mesela GPS tabii falan ki, tabii kullanıyorsunuz ki, öyle tabii değil ki mi? Araçların hepsinde GPS var. Şöyle dediğim gibi, hani kiralayan müşteriyi tanımıyorsunuz. Evet. Aracı veriyorsunuz. Bu araç her olaya karışabilir. Evet. Hırsızlık yapabilir, gayrimeşru yapabilir. Kesinlikle. Her olaya karışabilir. Zaten bunu bir olaya karıştığı zaman, cinayet bile olabilir mesela. Yani. Tabii ki. Karıştığı zaman polisin emniyetimizden ilk istediği zaten GPS. Eskiye dönük kayıtlarını, araç nerelere uğramış, nerelere gitmiş ve biz bu konuda da emniyete de çok yardımcı oluyoruz. Yani? Yani suçluları bulmada, yani herhangi bir olay olmuş bir yerde, hırsızlık olmuş, nerelere gitmiş araba, nerelerde gezmiş, bunları görebiliyor. Evet, hangi mekanlara uğramış, tabii ki hepsini görebiliyorsunuz. Yani hepsini hem biz görebiliyoruz hem de emniyet görebiliyor. Bu çok konuda iyi da çok yardımcı oluyoruz. Mesela emniyete de çok yardımcı oluyoruz. O yüzden hani tabii ki sıkıntılı ama işte her sıkıntı da bir şekilde halloluyor, evet, atlatılıyor yani. Evet. Biraz önceki sohbetimizde de konuşmuştuk. Bir sistemden bahsetmiştiniz bize. Evet. Hani araç kiralarken evet verileceği zaman TC kimlik numarası evet girildiğinde. Bunu birazcık evet anlatabilir misiniz izleyenlerimiz şimdi için? Bu sistemi de yine bizim bir arkadaşımız, bilgisayar operatörü kendisi, bu bana önerdi, dedi böyle bir sistem yapalım, kaçakları, suçluları, hani X bir rent-a-car'a gittiği zaman arkadaş oradan araç alamasın. Diyelim ki araçta suç işlediler, biz bunun kayıtlarını bu program sayesinde kendimizi tutuyoruz. X bir rent-a-car'a gittiği zaman araç kiralamaya, o arkadaşımız bizim oradan onun ne suç işlediğini, neler yaptığını hepsini görebiliyor ve araç vermiyor. Bu bununla ilgili bir olay mesela. Artı bu sistemde biz buradan müşteriye girdiğimiz zaman emniyete düşüyor. Çok güzel bir emniyete şey bu. Emniyete düşüyor, kişinin bilgileri emniyete düşüyor. Tabii bu bizim aramızda saklıdır yani. Hı hı hı. Tabii ki herhangi bir şahıs buradan araç kiralayacağı zaman bunun düşünü bilmiyor tabii ki yani. Bu bizde saklıdır. Böyle bir çalışmamız da var yani. Yani bu şöyle diyebiliriz, hani genelde
atıyorum, hı hı, bu tür olaylarda evet, kendi aracını hiç kimse kullanmaz. Evet. Kiralık araç kullanır evet, ama bu şekilde evet, de bir nebze olsun suç oranını azaltmış oluruz, oranını öyle değil azaltmak, mi? Şimdi bunu ben kullanıyorum bu şekilde. Hani X bir rentekardan araç kiralayıp, vukuat yapıp o araçla, hı hı, bana geldiği zaman aynı şekilde ben de vermiyorum. Ha, onun suçunu yüzüne vurmuyorum tabii ki. Buradan gördüğüm için sistemden kusura bakmayın aracımız yok deyip geri gönderebiliyoruz. Yani nedir? Belki saatlidir yapacağı suç. Belki planlanmıştır. Ben vermiyorum, bir başkası vermiyor. Nedir? Belki o gün yani o suçun işlenmesine bile engel olabiliyoruz yani o şekilde. Anladım. Peki, ben verdiğiniz bilgiler için evet, çok teşekkür ederim Orhan Bey. Bize ve izleyenlerimize söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı son olarak? Şimdi bazı insanlar araç kiralamaktan korkuyorlar. Yani evet, korkmalarına hiç gerek yok. Dediğimiz gibi yani onları alakadar eden, ilgilendiren hiçbir şey yok. Buradan araç veyahut da herhangi bir rentekardan, tabii ki bunu soracaklar kiralarken. Araçlarda kasko var mı? Sigortası, her şey aracın tamam mı? Evet, tamam. Dikkat edilmesi gereken hususlar. Yani dikkat edilmesi gerekiyor. Araçta sigorta, kasko olduğu sürece kendilerini alakadar ilgilendiren hiçbir şey yoktur. Kazadır, olacaktır. Bunun kaskosu varsa bu aracın kaskosu bunu karşılayacaktır. Bu kadar yani. Ben kapanışı almadan önce sadece evet, bir şey sormak istiyorum. Geldi bir müşteriniz, sizden evet, bir araç kiraladı. Kazaya karışmadıysa bile bir trafikle alakalı bir hata yaptı. Genelde sürücü durdurulmuyorsa eğer evet, mobil kameralarla evet, arkadan hı-hı, araca ceza geliyor. Şimdi bunları... bu cezalar zaten müşterinindir. Yani bugün en ufak bir ceza 77 milyon. Evet. Kırmızı ışıkta geçtiği zaman 154 milyon. Bunlar müşteriye aittir. Bu cezalar tabii ki belirli bir zaman sonra geliyor. O belirli bir zamandan sonra biz müşteriyi arıyoruz. Kendisi gelip bunu ödüyor. Zaten erken ödeme indirimleri evet, var. 15 evet, gün içerisinde geldikten sonra 15 gün içerisinde ödediği zaman 4'te 3'ünü ödüyor. Yani bir %25'lik bir indirim oluyor. Evet. Yani 77 milyonluk bir cezayı mesela 50 milyon gibi rakamlarla ödeyebiliyor. Hani cezalara yapacak hiçbir şey yok. Cezalar müşterinin. Yani zaten, tabii ki. Yani, hani arabayı aldım ben dilediğim evet, kadar trafikte evet, canavarlık yapabilirim evet, nasıl olsa ceza gelmiyor gibi bir lüksü yok, yok değil mi işin kesinlikle. Cezaların hepsi müşteri, he, araçla ilgili bir ceza gelirse, diyelim muayenesi yoktur aracın, evet, bitmiştir, ceza yenmiştir, o bizim. Evet. Diyelim sigortası yoktur, zaten arabayı bağlarlar. Ki kesinlikle biz buradan sigortasız, kaskosuz kesinlikle araç çıkartmayız. Zaten müşteriye verelim. Amacımız para kazanmak değil. Bir nevi bizim hizmettir yani burada. Kesinlikle buradan sigortasız, kaskosuz, muayenesiz araç çıkmaz. Peki, ben çok çok teşekkür ediyorum bize verdiğiniz bilgilerden dolayı. Aynı zamanda beni ve ekibimi mekanınızda ağırladığınız için. Ben teşekkür ettim. Çok sağ olun siz de. Teşekkür ederim efendim. Sizin de bir gün yolunuz Kocaeli İzmit tarafına düşer ve bir araca ihtiyacınız olursa, güvenli bir yer arayacak olursanız eğer, İrem Rentekar'a gelip Orhan Bey ile görüşebilirsiniz. Bir başka sektörde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.